Ben gittiğim her yerde öğretmen arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum. Şimdi de vaktimiz sınırlı olduğu için ben çok konuşmadan size söz vereyim. Sizin söyleyeceğiniz, soracağınız şeylere göre ben cevap verirken zaten kendi düşüncelerimi de aktarmış olurum. Şöyle şunu sormak istiyorum sizlere. Sizin iki önceki öğretmenler odası buluşmasında bir sözünüz var. Hocam görüyorsunuz değil mi? Başkanım böyle dizi film gibi takip ediyor arkadaşlar. Ne yayın var, ondan sonra ne bir kayıt var. Ama arkadaşlar acayip bir yaygın ağ var. Herkes ne söylediğimi takip ediyor. Şu an ben tüm depremzede öğretmenler sözcüsü olarak buradayım. Bize 4 il 2 yıl içi için bir söz vermiştiniz. Evet. Bakanım. Bu sadece şunu sormak istiyorum. Bu bir süre şartı olacak mı ve 81 ile şartsız bizler gidebilecek miyiz? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi ben tabii hukuki olmayan bir şeyin taahhüdünü veremem size. Şartsız derken yer değişikliği hakkı olan arkadaşlar için bunu yapabiliriz. Yani, evet, yer değişikliği hakkı olmayan bir arkadaşımıza ben kanuna aykırı bir şey yapamam. Onlar için ne yaptık? Onlar için de hizmet puanlarını artırdık. Değil mi? Yani buralarda çalışmaya devam edeceksiniz madem. Hizmet puanını fazla alın ki süreniz dolduğunda yer değişikliği rahat yapabilirsiniz. Meslek liseleriyle ilgili 2017 yılındaki kanun değişikliğine kadar bir sürü adımlar attık. 2017 kanun değişikliği Türkiye'de meslek teknik eğitimde bir devrimdir. Sayın Cumhurbaşkanımız öğretmenlerle alakalı bir şey olduğu zaman hiçbir şeyden kaçınmıyor. Ben de bakan olarak bu zaten benim birinci hedefim. Öğretmenlerimizi mutlu etmek, eğitim öğretim sürecinin ana unsuru, ana taşıyıcısı öğretmenler. Yani onlar mutlu olmaktan sonra süreci yürütemeyiz zaten. Şimdi arkadaşlar bu İngilizce ile ilgili, ya daha doğrusu yabancı dil ile ilgili parametrelerimiz. Bir, ana dil eğitimini yabancı dil eğitimiyle karıştırmamak. Önce bir ana dil eğitimini verelim. İki, yabancı dille ilgili olarak acaba bizim neyimiz eksik? Bedava kitap veriyoruz. OECD'nin iki katı kadar zaman ayırıyoruz. Ama İngilizce öğretemiyoruz çocuklara, yabancı dil öğretemiyoruz. Zamanda da problemimiz yok. Peki nerede olabilir? Bunu vaktinde biz çok üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesiydi. İki yerde problemimiz var. Yabancı dil öğretmeni istihdam ettiğimiz kişilerin eğitim prosesini bir gözden geçirmek lazım. İkincisi, bizim yabancı dil eğitim müfredatını, hocamın söylediği çok haklı, sınav odaklı olmaktan çıkartmamız lazım. Hoşuma gidiyor yani insanların yaptığımız şeyleri takip etmesi, neyi niçin yaptığımızı bilmesi. Ben de sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum.